Kargomuz geldi. Daha erken sipariş vermiştik ama virüsten dolayı biraz geç geldi. Ebebek'ten böyle bir set almış ablam. İçerisinin bu hediye olarak gelmiş filesi ama küçük geldi çünkü hemen file kendini buradan attı. O yüzden buna yeni bir file alınacak. Şöyle bir kovası var, çok tatlı ve bir tane de şöyle maşrapası var. Onun da üzerinde böyle balık resmi var. Göbeğimiz düştü çok şükür. Yarın yedisi var bebişimizin ve güzel bir bıcı bıcı keyfi yapacak. Şimdi ben bunları hemen bir yıkayıp dezenfekte edip kaldırıyorum. Selamlar. Biz şimdi uyandık ve hazırlıklara başladık. Bugün bebeğimizin 7.40'ı çıkıyor inşallah. Bir hafta oldu, ne çabuk geçti diyoruz. 2 gündür gerçekten çok huysuz. Sürekli ağlıyor, sürekli mızırdanıyor. Bugün gece de hiç uyumadı. Ondan önceki gün bu topuk kanı aldırdığımız gün bayağı bir derin uyumuştu. Herhalde uykusunu aldı diye düşünüyoruz. Bugün gece saat 3-3.30'a kadar ayaktaydı, sonra uyudu. Geri kalktı 8.30 gibi falan. Artık ablama dedim sen uyu dinlen ben birazcık ilgileneyim diye. O bir tık dinlenmiş oldu, uyudu. En azından uykusunu aldı. Şimdi de mışıl mışıl uyuyor. Banyoyu da yapar ondan sonra yine uyuyor. İnşallah gece yine huysuzluk yapmaz. Onun küvetini hazırladık. Bozuk para koyduk, çiçek koyduk, altın koyduk, araba anahtarı, ev anahtarı falan koyduk. Kendi çapımızda böyle bir şeyler hazırladık. İnşallah sağlıklı, bol bereketli, huzurlu ömürleri olur. Şimdi size yaptığımız küveti göstereceğim. Bakın küvetini böyle hazırladık. Kovası da burada. Bornozu da burada. Size bornozunu da göstereyim. Minnoş minnoş yıkanıp. Gerçi bunun içerisinde kaybolur ama en azından üstünü örter kurutmak için kullanırız.
Günaydın. Biz bugün annemlere geçiyoruz. Valizimizi, çantamızı falan hazırladık. Doktor kontrolü vardı ablamların. Onlar şimdi İskenderun'a doktora gittiler. Ben de evdeki çamaşırları falan halledeyim diye evde kaldım. Zaten benlik bir şey yok. Hani boşuna gitmiş olacaktım o yüzden. Yatakları falan değiştirdim. Onların ev resimlerini falan attım. Bir postası yıkandı. Onları astım. Şimdi ikincisi yıkanıyor makinede. Ben de şöyle yüzümü hafif bir renklendireyim istedim. Valizimi kapattım. Ablamlarla birlikte arabaya koydurdum. O yüzden ablamın makyaj malzemelerini kullanacağım şimdi. O zaman başlayalım. Benim bir zamanlar vazgeçemediğim ve gerçekten bayıla bayıla kullandığım bir fondöten. Yağlı bir cilde sahipseniz kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Benim böyle ürgübün havasından dolayı cildim kuruduğu için ben buna biraz mola verdim. Çünkü pul pul bir hal yapıyor. Kuru ciltlere asla tavsiye etmiyorum. Şimdi burada yine nemden dolayı cildim yağlandığı için bu fondöteni kullanacağım. Ablamın kaş kalemi bana çok koyu olacak. O yüzden sadece tarayacağım kaşlarımı. Şimdi bronzer'a geçiyorum. Pastelin bir bronzer'ı var ablamda. Bunu da o senelerdir kullanıyor. Gerçekten çok beğeniyor. Bunun pigmenti çok yüksek, o yüzden çok az almanız yeterli olacak. Bu arada fondötenin kapatıcılığı da gayet iyi, başarılı. Aydınlatıcı olarak ablamda bir tane Revelation'ın bir paleti var. Hem kontür, hem aydınlatıcı, hem de allık paleti var. Bir tane de Kiko'nun bir paleti var. Şu şekilde, onda da allık olarak da kullanabiliyorsunuz. Kiko'nun aydınlatıcısını kullanacağım. Bir tane de Maybelline'in bu stick highlighterlarından var. Ben bunların biraz dağılımı zor olduğu için çok sevmiyorum açıkçası. Maskaramı sürüyorum. Maskaramızı da sürdük. Şimdi rujum çantamda ama almaya üşendiğim için ablamdan bir şeyler bakacağım. Rujumuzu da sürdük. Bu kadar. Ablam artık bebeğin kırkı çıktıktan sonra eve bir temizlikçi alacak. Ama hazır ben buradayken en azından evin kabataslak bazı işlerini yapayım istedim. Dün mutfak dolaplarını temizledim. Buzdolabını falan temizledim. Kendi de biraz hareket olsun diye evi falan süpürdü. Arka balkonları falan yıkadım. Onlarla uğraştım. Çünkü bebişten dolayı çok fırsat bulamıyoruz. Uyku problemimiz var. O yüzden gündüz böyle yine birazcık uyuyor ama gece hiç uyumuyor. Yani yarım saat falan, 40 dakika falan belki de uyuyor. O da bizi yoruyor açıkçası. En azından o uyurken evin belli başlı işlerini falan yapalım istedik. Köpeğimi annemlerle birlikte buraya göndermiştim. Şu an onu çok özledim. Gidince ne tepki verecek çok merak ediyorum. Limon'la biraz kıskanıyorlarmış birbirlerini annemlerin köpeğiyle.
Şimdi o kendisi çok küçük olduğu için oyun oynamak için limonun kulaklarını ısırıyor, kuyruğunu ısırıyor falan. Limon da hiç haz etmiyor bu durumdan. Pek anlaşamıyorlarmış. Şimdi gidince ne yapacaklar bilmiyorum. Ablamlar aradılar, geliyorlarmış, yoldalarmış. Ben şimdi şu son çamaşırı da asacağım. Ondan sonra annemlerin oraya geçeceğiz. O zaman orada görüşürüz.